Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Lezzet Avcısı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerimize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bugün Hamza Sarı Beyefendi'nin evine konuk olduk. Sağ olsun bizleri çağırdı. Gelin sizlere Aksaray tava yapayım dedi. Merhabalar Hamza Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Benim ismim Hamza Sarı. Aslım Selanik göçmeniyiz biz. Atalarımız oradan gelme. Daha sonra Kayseri'ye yerleşmişler. Orada Develi Taşan Köyü'nden Aksaray'a geldik. Ben doğma büyüme Aksaraylıyım. Dededen bu mesleğin içindeyiz. Bu Aksaray tavası bizim daha önce dedelerimizden, atalarımızdan gelen bir yemek. Evet. Biz biliyorsunuz çadır kültüründen geldiğimiz için bizim işimiz et. Türklerin işi et. Et, doğru. Özellikle keçi, koyun, kuzu, onlardan yapılan yemekler. Şimdi Aksaray tavası var mıydı, yok muydu, olur muydu, olmaz mıydı? Hani Nevşehir tavası var, Adana tavası var, Kırıkkale tavası var. Bu tartışmalar çok yapılıyor. Her bölgenin bir tavası var deniliyor. Ama işin aslında Aksaray'ın tavası var. Aksaray'ın tavası nasıl var? Şöyle var. Aksaray tavası bir ev yemeği değil. Esnaf yemeği. Eskiden yani Aksaray'ı bilenler, 60 yaşın üzerinde olanlar, hatta 50'nin üzerinde olanlar da bunu iyi hatırlarlar. Kasaplar çarşısı vardı. O çarşının içerisinde esnaf, onun dışında pazar yeri. Köylünün geldiği bir mekan. Ramazan gelirken, bayram gelirken, işte onların alışverişte gelmesinden dolayı esnafın yoğunluğu olur. O arada da iki tane fırın var. Yani işte sarrafıydı, tuhafiyecisiydi, kumaşçısıydı, boyacısıydı. Köylü tüm ihtiyaçlarını oradan karşıladığı için esnafın işi sıkı olur. Tabii evlerden de yemek gelme gibi bir kültür yok. Esnafın da gelir razı olduğundan lokanta kültürü de yok. Ancak işte kasaptan alacakları et, manavdan alacakları domates, biber, onu fırına vererek yemek yapılır. O yemeğe otururlar, hepsi beraber yerler. Yemeğin Aksaray tavasının aslı budur. Çok çabuk yapılır. Fakat sonradan bu işte döne döne evlere de dönmüştür. Herkes evlerde de yapmaya başladı. Evlerde de tabii o lezzeti tadınca evlerde de yapmaya başlamış. Fakat kara fırınların azalmasından dolayı bu kültür bir duraklamaya girmiş. Tabii bu duraklamadan da Aksaray'ın da talihsizliği, hani bir Konya'ya bağlamışlar, bir Niğde'ye bağlamışlar, birçok haklarını ellerinden almışlar, türkülerini Konya'ya yazmışlar, yemeklerini Niğde'ye yazmışlar. Yani memleketimize yazık etmişler. Şimdi ben de dedemin dedesinden beri lokantacı birisi olarak kendi adıma düşen bunu yeniden gündeme getirmek için. Çok iyi yaptınız. Teşekkür ederiz. Bizleri de evinize çağırdınız bu zorlu süreçlerde. Allah razı olsun. Yarışma yapıldığını duydum. O yarışmaya bundan katılıp bunu yeniden canlandırmak, evlere getirmek için. Şimdi evlerdeki fırında bunun biraz yapılabilmesi için benim oraya ayırdığım biberlerim var. Onları üstüne koyup biraz yakarak o fırın lezzetini bunda toprak katta yaparak verdim. Ve o yarışmada ben birinci oldum. Şimdi Nevşehir tavası var mı? Nevşehir tavası vardır. Çünkü onlar da Türkmen. Hem Türklerden geliyor. Onlar da çabuk. Konya tavası var mıdır? Vardır. Ama bunun gibi değildir. Bizim yaptığımız gibi değildir. Şimdi bizim yaptığımız tavanın özelliği nedir? İçinde hiç harici bir yağ yoktur. Sadece kuyruk yağı vardır, etin kendi yağısı vardır. Ya keçi etinden ya kuzu etinden yapılır. Ha, koyun etinden olmaz mı? Olur. Dana etinden olmaz mı? Olur. Etin durumuna göre su ilave edildiği olur veya domatesi biraz fazla doğrandığı olur. Veya etin biraz haşlanarak konduğu olur. Ama mutlaka o etlerden de olur. Benim yaptığım kuzu etinden yapacağım şimdi ben bu tavayı. Buradaki malzemelerim... Bir sayalım isterseniz seyircilerimiz için. Şimdi kuyruk yağımız var. Kuyruk yağımız bu şekilde doğranacak. Çok küçük, kıyma kıvamına getirilecek doğranarak. Ezilerek değil, doğranarak. Ezilirse o kendi birbirine giriyor, daha alıyor. Ama böyle olursa etin içinde kayboluyor. Etimiz normal yağlı kuzu eti. Ne kadar et var orada? Burada 1 kilo et var. Şimdi 1 kilo ete 100 gram kuyruk yağı. Sarımsağımız var. 2 baş, 3 baş isteğe göre. Biberimiz acılı tatlılı karışık. Domatesimiz ne kadar sulu olursa o kadar iyi olur. Bunun haricinde sadece ve sadece tuz koyacağız.
Şimdi bu yemek Aksaray kültüründe de yani özellikleri var yapılmasında. Kemikli de yapılabilir. Esnaf kaburga et alır, ondan da yapabilir. Artı dediğim gibi öbür etlerden de yapılabilir. Yenilirken de yanında önünden çorba, arkasından tatlı, salata, cacık, şu bu hiçbir şey olmaz. Tek tamam. Sadece budur. Misafire de o şekilde ikram edilir. Ve bunu ikram edilen misafir kendini özel hisseder. Bu yemeğin o lezzetini aldığı zaman altına içtiği çorba bunun lezzetini değiştirir. Üstüne içtiği hoşap bunun lezzetini değiştirir. Sade başına tek başına kraldır bu. Tek başına ikram edilir. Bunu da yani ben çok kere denemişimdir. Ne kadar uzaktan gelirse gelsin, ne kadar önemli olursa olsun, kime ikram ederseniz edin kendini özel hisseder. Çünkü o lezzet damağında epey bir müddet devam eder. Şimdi bizim dönemlerden gelen bu kültürümüzde yeni yeni daha bilim adamları oraya geliyor. Kuyruk yağını daha onlar yeni keşfediyorlar. Yani sarımsağı yeni keşfediyorlar. Şimdi bize ısrarlar sarımsak yiyin, kuyruk yağı yiyin, sarımsak yiyin, koyunun etini yiyin. Eskiden 50'li yıllarda, 40'lı yıllarda, 60'lı yıllarda biz duyuyoruz kasaplardan. Onlar ne yapıyor? Etin yağlı yerlerini vitrine koyuyorlar. Çünkü başka yağ yemiyor insanlar. Yani sıvı yağ diyorlar, sıvı yağ yemiyor. Öbür ayçiçek yağı yemiyor, o pamuk yağ yemiyor. Veya konola yağ yemiyor yani. Bu kuyruk yağını yiyor. Bu hayvanda ne kadar önemliyse insanların vücuduna o kadar uyumlu bir yağdır. Hiç zarar vermez. Biz de onun için buna hiç başka bir yağ koymuyoruz. Faydalı bir yağ kuyruk yağı. Çok faydalı bir yağ koyuyoruz. Başka bir şey daha söylüyorum. Etimizin büyüklüğü ne kadarsa, şimdi mesela şu etimiz ne büyüklükteyse doğradığımız domates, biber de o büyüklükte olacak. Görsel açısından. Görsel açısından, bir de pişmesi açısından. Hepsinin aynı anda pişmesi için ona göre olacak. Bu da önemli bir püf çok noktası. Çok önemli bir püf noktası. Tuzuyla bunların doğranmasındaki büyüklük aynı olduğu müddetçe lezzetinde bir değişme kesinlikle olmaz. İnşallah efendim. Siz de bu püf noktaları kayıt altına alırsanız çok güzel yemekler, tavalar yapabilirsiniz. Başlayalım isterseniz. Başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi toprak bıçağımız var. Kaç çeşit bıçağımız var. Şimdi bunu bir tanesi testere gibi domatesimiz ezilmeden doğransın diye. Hı hı. Bir tanesi et bıçağı, onu ben siz gelmeden önce doğramıştım. İri çıkan olursa diye elimde duruyor. Biberlerim burada, sarımsaklarım burada. Şimdi biz burada ilk önce kuyruktan başlıyoruz. Peki toprak çanağı olmayanlar normal tavada yapabilirler mi? Normal tavada yapabilirler ama bu lezzeti alamazlar. Toprağın lezzetini alacak. Abi şimdi kuyruk yağında yaptığımız için bunu öyle sofraya koyacaksınız. Bu çanağın sıcaklığı epey bir müddet gitmez. Bu çabuk donan bir yağ olduğu için o sıcaklıkta yemek bitene kadar onun donmamasını sağlar. Yemeğimizin güzel bir yeri. Tabii. Şimdi mesela çelik bir şeyde yapılmış, tavada yapılmış kuyruk yağı sofraya getirdiğinizde oradan porselen tabağı alacaksınız. Orada hemen donar. O lezzeti bulamazsınız. Ama toprak çanak sofraya koyulduktan bile hemen koyuldu, yenecek. Sıcak pideyle yenirse daha iyi olur. Ondan sonra bir de bunun başka bir şeyini söyleyeyim. O da bizim şakamız olsun. Yani bu yemek esnaf toplanıyor yapıyor ya. Mesela fırıncı, manav, kasap hepsi toplanıyor yapıyorlar bakkal. Bunda kimse beklenmez. Yani birinin işi uzar gelmezse beklenmez, ona ayrılmazlar. Bunun yapılıp yenilecek. Tabii yapılıp yenilecek bir yemektir. İkram edeceğiniz zaman fırından çıkarıp sofraya koyacaksınız. Bunu çıkarayım, bekleteyim, ısıtayım, o lezzetini değiştirir. Evet, çok güzel bir yemek gerçekten. Ben de merak ediyorum, siz nasıl yapacaksınız? İnşallah çok güzel olacak. Eminim güzel bir şey yapacaksınız. Başarınız da var zaten, tamam, söylediğiniz gibi. Kuyrukla başlıyoruz. Bakın şimdi şunları ben doğramıştım. Bunları tavanın altına şu şekilde yayıyorum. Şunları gördüğünüz gibi bu şekilde küçültüyorum. Kuyruk yağı yemeyenler bu lezzeti alamazlar. Kesinlikle olmaz. Kuyruk yağsız kesinlikle olmaz. Hem sağlıkları açısından da hayvansal yağlar bizim vücudumuza uyumlu yağlardır. Yapıyoruz. Biberimizi ikiye bölüyoruz. Sivri biberlerimiz evet, var. Evet, sivri biberlerimizi ikiye bölüyoruz. Başından bak şöyle alıyoruz. Acı mı biberler bunlar? Acı tatlı karışık. Acı tatlı karışık. Şimdi biraz acı olmasında fayda var. Fakat biberin acısı olacak. Bunu yani ben pul biber atayım ama acıyı sağlayayım. Şunu atayım olsun, salça koyayım olsun, öyle bir şey yok. Bunda baharat hiç yok. Tuzun haricinde hiçbir şey yok.
Bunu şu şekilde bakın, etlerimizin büyüklüğünde görüyorsunuz değil mi? Etimiz ne büyüklükteyse bunlar da göz kararı o şekilde doğruyoruz. Kuyruğun üzerine bunları koyuyoruz. Şimdi biberlerimizi doğruyor Hamza abi. Evet. Evet, kuyruğun üzerine gördüğünüz gibi bu kadar biber koyuyoruz. Ondan sonra domatesimizi alıyoruz. Domates destere bıçağımız var. Bakın bu ezilmesin diyeriz. Etlerle aynı boyutta doğruyor evet, Hamza abi evet, bunları. Evet, etlerle aynı boyutta olmasına özen gösteriyorum. Göz kararı. Yemek yapmayı seviyorsunuz. Yemek yapmayı seviyorum. Yemeği daha çok seviyorum. Göründüğü gibi şekilde. Evinizde de hep böyle yapar mısınız mutfağa girip yemekler? Çoğunlukla yaparım yani. Bu şeyde değil de mesela böyle et yemeklerini, bu tavaydı, tavuk tavasıydı veya şeydi, kebap çeşitleriydi, köfteydi. Onları hanım yaparken yani yardımcı olurum. Veya o işte burada sacımız falan var. Onlar ocağın üzerinde o açar, ben pişiririm falan derken dayanışma içerisinde mutfak. Dayanışma içerisinde. Ne güzel. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz yani. Yemeği de çok sevdiğimiz için. Ne güzel. İnsan zaten yemeği sever. Bakın bunun şu suyu çok önemlidir. Bunu hiç ziyan etmeyeceksiniz. Bunu hiç akıtmayacaksınız. Tadını verecek çünkü. Tabii tabii o suyu çok önemli. Etle özdeşleşecek olan o. 7-8 tane biber doğradık. Şimdi domateslerimizi doğruyoruz üzerine. Evet. Aksaray'ımızın yöresel yemeği Aksaray tavayı yapıyoruz efendim. Evet. Bu yemek kitaplarında falan bulacağınız bir tarif değil. Bu gayet özel. Bizim atalarımızdan öğrendiğimiz yaklaşık olarak bunun 1800'lü yıllara kadar gider yani. Bu çadır kültürü. Tarihi çok eski. Tabii çok eski bir yemek bu. Ve ya çok basit, yapması kolay. Şimdi görüyorsunuz etimizi bu şekilde yerleştiriyoruz. Bunların üstünü kapatacak şekilde. Alta kuyruk yağlarını koyduk, üstüne evet. Biberleri doğradık, domatesleri doğradık ve en son etlerimizi koyuyor üstüne. Evet, şu anda etlerimizi de yerleştirdik. Bir sıra, iki sıra. Yani bu üst sıraya kadar çıkabilir tavanın büyüklüğüne göre. Bizim yaptığımız şu 5 kişilik. Ondan sonra sarımsak koyuyoruz. Tercihe bağlı artırılabilir sarımsak. Tabii ne kadar isterseniz. Biz bol koyuyoruz yani sarımsağımızı biz bol koyuyoruz. Siz bunu yarısına koyabilirsiniz. Sarımsağımızı da koyduk. Bu da yeterli. Şimdi ne yapıyoruz? Yeniden bibere geçiyoruz. Altına koyduk ya, şimdi hı hı. Üstüne de biber yapacağız. Et bunun arasında kalacak. Lokum gibi bir et olacak. Çok güzel olacak, çok güzel olacak, çok güzel olacak. Zaten ben dedim ya, bunu yani misafirlerinize yapın, yanında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu tek başına yeterlidir. Şunu 5 kişi rahatlıkla doyar bundan, hatta artar bile. Ekmek sıcak olursa çok güzel, daha lezzetli olur. Pide olursa daha iyi olur. Yapımı da efendim oldukça basit, sizler de evinizde deneyebilirsiniz. Çok basit. Yani dikkat edecekleri biberin mesela çoğu küçük doğrar. Küçük doğramaya gerek yok işte. Etin büyüklüğünde olacak. Altına koyduğumuz gibi bunun üstüne koyuyoruz şimdi. Aynı sırayla devam edeceğiz. Evet. Aynı sırayla devam edeceğiz. Şimdi bir de o sarımsağın kokusu çok güzel gelmeye başladı. Pişerken eminim daha güzel kokular yayılacak. Sık sık yapar mısınız evinizde? Çok sık yaparız biz. Çok sık yaparız. Özellikle Kurban Bayramı'nda tüm bunlarla biter. Ondan sonra. Kurban Bayramı da yaklaşırken hazır. Misafirlerimize yaparız. Hatta misafirlerimizin çoğu da talepte bulunur bizden. Yani bir tava yap da gelelim. Hamza abi bir tava yap gelelim diyorlar. Bir tava yap gelelim diyorlar. Veya gel diyorlar bir yapalım da yiyelim diyorlar. Bunu genelde bizim arkadaşlar çağırıyorlar yapıyoruz.
Lüzastan Parkı'nda yiyoruz onu. İşte kendimiz fırında pişiriyoruz. Öyle de yaptığımız oluyor. Bazen dışarıdan misafiri gelen arkadaşlar oluyor. Onlar ya diyorlar bizim benim için yapar mısın işte şuradan filan misafirim geldi sevgiloşa ben pişiririm falan filan. O elinizin şekilde, lezzetini biliyorlar tabii, çünkü. O şekilde de tabii oluyor. Öyle olunca gördüğünüz gibi bu biber yeterli. Şimdi bak şu biberi artan biberimiz. Şimdi şunları alıyor. Bu biberlerimiz lazım. Şu domates. Şimdi tekrar domateslerimizi koyacağız. Evet, tekrar üzerine. Domates şimdi. Biberin üzerine koyacağız. Sadece kuyruk yağıyla pişecek efendim. Evet, unutmayalım. Evet, sadece kuyruk yağıyla. Tuz atılmayacak. O çok önemli. Tuzu pişerken yarım saat sonra atacağız. Hepimiz evlerimizde aslında ben kendimi tava yaparken en başta atıyorum. Demek ki atılmayacak. Yok yok, yok. O şimdi et piştikçe o tuzu çeker. Ondan sonra kendi etin suyunu bırakır. Bu şekilde su içinde kalır. Etin suyuyla, kendi et suyuyla pişer. Yavaş yavaş bıraktığı için önce et haşlanır, ondan sonra kızarır. Çok güzel olur o zaman. Suyu da içinde kalır. Çok yumuşak bir lezzet olur. Ağır ağır pişecek zaten. Ağır ağır. Zaten 180 dereceye ayarlayacağız. Onun için bir saat. Şimdi bu. Şimdi domates buraya bir daha doğrayacağız. Ama nasıl doğrayacağız? Bakın. Şimdi domates şu ya. Şöyle yapıyoruz. Çok ince. İşte o kara fırındaki lezzeti o yanıklar verecek. Bunun biraz yanmasını istiyoruz biz domatesin. Biraz yanmasını istiyoruz. Bak bu şekilde kapatıyoruz üzerine. Bu domatesi sürdüğümüzde de ha pişip pişmediğini de oradan anlayacağız. Bu domatesin yanmasından anlayacağız. Evet. Önemli noktalar var. Tabii kesinlikle. Notlarınızı alın. Evet, evet. Yani bunlar önemli. Bunu denesinler, yapsınlar. Kime yedirirlerse yedirsinler. Eğer bir daha istemezse ne söylerlerse söylesinler. Taş fırın lezzetini o üzerinde yanan domatesler verecek. Yanacak. Bu domatesler ama yemeğim yandı. Şöyle böyle yok. İki tane domates. Bakın çok ince doğradık ve üstünü kapattık. Ha şu biberler. Şimdi bunlar da şöyle üzerine dizeceğiz. Bunlar da üstlerinden yanacak. Bunlar en küçük, en taze, en büyük biberler. Şu anda yaptığımız yemeğimiz bitmiş vaziyette ve fırına gönderiyoruz. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Telimizi ortaya koyduk ve tam onu bu şekilde yerleştiriyoruz ortaya gelecek şekilde. Ve kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık olarak yarım saat sonra tuzunu atacağız. Bir saat sonra da pişmiş olacak. Ekmeğimiz kara fırın ekmeği olabilir, pide olabilir. Taze olması şart. Bayat ekmek de yenmez. Onun haricinde yanında salata, tatlı, tuzlu hiçbir şey istemez. Bundan sofrada doyulacak, kalkacak. Efendim yemeğimizi atmıştık fırına. Yarım saat oldu. Şimdi de tuzunu atacağız. Nasıl atacağız Hamza abicim? Bize anlatır mısın? Şimdi tuzumuz kaya tuzu. Hı hı. Bu baharatçılarda satılıyor. Fakat biz bunu Çankırı'dan getirttirdik. Bizim bacanak getirdi. Bizde bulunuyor yani. Bu kaya tuzundan 2 tatlı kaşığı bardağın içine koyuyoruz. Üzerine yarıyı biraz geçecek şekilde tavamızın büyüklüğüne göre su dolduruyoruz. Ve bunu tuz eriyene kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Tuzun eridiğinden emin oluyoruz. Ve ondan sonra açıyoruz. Fırınımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi tavamızı hiç dokunmadan bunu gezdirerek üzerine döküyoruz ve fırınımızı yeniden kapatıyoruz. Evet. Yarım saat sonra şimdi tavamızı çıkaracağız. Gelinmeye hazır hale gelmiş olacak. Hiç ne karıştırma ne başka bir şey yapmayacağız. Bekliyoruz efendim biz de bitince hemen göstereceğiz sizler İnşallah. İçin. Değerli izleyicilerimiz yemeğimiz pişti ve Hamza abim şimdi fırından çıkartacak. Evet şu anda pişmiş vaziyette fırından çıkaracağız inşallah. Servis edeceğiz. Servis edeceğiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten enfes gözüküyor. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun inşallah. Şu anda yemeğimiz pişmiş vaziyette. İşte daha önce söylediğimiz gibi bakın şu üstüne koyduğumuz domateslerin yanık olması, şunların bu şekli alması. Yani buna o fırındaki lezzeti verecek. Aslında bunlar böyle yanık gibi durmasına rağmen altını çevirdiğimizde ne kadar lezzetli piştiğini görüyorsunuz. Bu şekilde karıştırdığınızda servis ederken de bu şekilde servis edeceksiniz. Gerçekten evet. Çok güzel. Bakın oldu. Görüyorsunuz. Hiç yağın olmadığını görüyorsunuz. Yani kendi kendine geldiğini görüyorsunuz. Şöyle evet. Ben size vereyim. Ben de şu an tadımını yapacağım. Evet efendim sizler için tadına bakacağım ben de. Dumanı üstünde çok güzel bir yemek. Zaten sıcak yenmesi çok önemli bunun. Sıcak ekmekle yenirse daha iyi olur. Bu toprak çanakta yaklaşık olarak bir saat hiç donmadan yenilebilir yani. Bu bir saat bunu sıcaklığında tutar. Efendim ellerinize sağlık. Gerçekten et o kadar lezzetli evet, ki afiyet olsun. Ağza dağılan bir et olmuş. İnşallah. Tadı, tuzu, her şey yerinde. Çok teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize i̇nşallah. Sağlık. Allah tekrarını nasip etsin inşallah. İnşallah efendim. Hep beraber yiyip pişmeyi yapanlara da başarılar diliyorum. Çok dua ederler inşallah yaparlarsa. Misafirler de çok memnun ederler. Yani bu yemek çok güzel bir yemek ve bu Aksaray'ın yemeğidir. Var mıydı, yok muydu? Bir daha böyle bir şey olmasın. Yani Aksaray'ın tavası var. Aksaray tavası bu. Bunun içerisine patlıcan konulmaz. Patates konulmaz. Başka hiçbir şey bunun içerisine yakışmaz. Domates, biber, sarımsak, et. Gerisini def et. Efendim çekimimiz bitmeden öncesinde Hamza abimizin eşi Ayşe ablamı da sizlerle tanışmak istiyorum. Merhaba Ayşe ablacığım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş sağ olun. Hoş bulduk ablacığım. Bizi evlerinize davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil, rica ederim. Hamza abimiz çok güzel bir yemek yaptı. Evet, afiyet olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Hakikaten güzel gözüküyor. Çok sağ olun. Belediye evet. Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in size ufak bir hediyesi olacak. Şöyle takdim edeyim ikinize de. Teşekkür ederiz. Güzel günlerde kullanın inşallah. Hatırlayacağız inşallah. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Hep iyi günlerde kullan inşallah. Efendim selamlarını da getirdik bu arada size. Evet, kahve içtiğimizde başkanımıza dua edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederiz. Selamlarımızı götürün. Kahveye de düşkünüz. Çok yerinde oldu. Evet, güle güle afiyet olsun inşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Büşra hadi sen de gel ben de sana güzel tariflerimden yapayım dersen iletişim adreslerinizden bize ulaşabilirsiniz. Programlarımızın tekrarlarını Aksaray Belediyesi Web TV YouTube kanalından veya Facebook adreslerimizden izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.